Merhaba arkadaşlar, ben Faruk Çubukçu. Bu videoda sizlere Excel'in tablo yapısına ilişkin ve tablo yapısının kullanımına ilişkin örnekler vermeye çalışacağım. Yine bu konuda yine başka videolarımız ve çalışmalarımız var. Arkadaşlar, şöyle düşünebiliriz. Basit bir veri tablosu, ürün adları, fiyatları var. Muhtemelen toplanacak, belki alt toplamlar alınacak. Bu tür şeyler. Şimdi bunlar düz tablolar. Yani biz Excel bildiğimizden beri hani ne yazarız? İşte kişi adlarını yaparız. Onların ücretlerini hesaplarız veya işte çalışma saatlerini hesaplarız. Ürünlerimizin kodlarını yazarız. Sipariş listeleri hazırlarız. Raporlar düzenleriz diyelim. Excel ile ilgili hep yaptığımız şey bir yere başlıklarıyla tablo girmektir. Veri girmektir veya kopyalamaktır veya şeyden almaktır diyelim. ERP programlarından almaktır. Adı, soyadı, ID vesaire. Şimdi şöyle bir yeteneği var Excel'in. Düzenlemesi var. Bu 2007 ile hayatımıza girmiş bir şey. Hani yeni diyelim ama aslında 2016'yı artık kullandığımız günlerdeyiz. Tablo diyorum. Bakın benim bunu bu şekilde tablo haline getiriyor. Bakın hem görsel yaptı, hem devamı geldiğinde tablo yapısında bulunuyor, devam ettiriyor ve liste kutuları için çok avantajlı. Buna ilişkin videolarım var. Şimdi arkadaşlar, bakın tutar dediğimde hemen bunu tabloya ekliyor. Tutar diyeyim. Bakın şu özelliğini şimdi göstermek istiyorum size. Bununla bunu çarpmayı düşünüyoruz. Bakın alanlar artık birer sanki veri tabanı alanı gibi adlandırılmış. Dikkat edin, şimdi bir daha formülü çekmeye gerek kalmayacak. Gönderdiğimizde otomatik olarak tablo yapısının bir hesaplanmış alanı gibi olduğu için bütün tablo bu şekilde kullanılacak. Bunun yanı sıra tablo yaptığımız zaman tablo araçlarını görüyoruz yukarıda. Bakın toplam satırı alabilecek. Son sütun, bunlar renklendirme ile ilgili sanıyorum. Şeritli sütunlar, şeritli satırlar yapabilecek tablo yapısı ile ilgili. Yine bakalım. Bakın burada tabi tabloyu dışarı aktar. Pivot tabloya git gibi. Yine filtre düğmeleri koy veya koyma şeklinde ve istediğiniz renkler şeklinde düzenlemek şeklinde de tabloyu bakın kendisi renklendirecek. Tabi tablo yapmış olmakta bir faydasını daha yapalım. Hani biz düşey ara yaptığımızı düşünelim. Şuradan birkaç tane ürünü alayım. Başka bir sayfada da olabilir. Şuraya yerleştireyim. Sonra daha değişik yaparım. Veya tamam, şöyle yapalım. Ürün fiyatı diyelim. Buraya liste kutusu koyuyorum. Tablonun hem o avantajını da görelim. Bakın şurayı alıyorum. Alamaz mıyım? Alırım. Tamam. Buradan istediğimi seçeceğim. Fiyatını getirmek için bildiğiniz düşey ara VLOOKUP'ı kullanıyor olacağım. Ne aranacak? Buradaki nerede aranacak? Bakın bu alanda aranacak. Tüm tabloyu vereyim olmazsa. Ve ikincisinden fiyatı gelecek. Ve tam karşılığı gelecek şeklinde. Bildiğiniz gibi herhangi bir ürünü bakın seçtim. Kestaneli 2 lira olduğu geldi fiyatının. Devamını girdiğimde sanıyorum bunun devamı için şu toplam satır. Yani şöyle ekleyebilirim. Yeni ürün diyeyim. Evet. Toplam satırını kaldırabilirim de aşağıya da ekleyebilirim. Yani o beni engellemesin. Evet. Kaldırtmıyor mu? Daha fazla bilemiyoruz. Ne demek istedi? Tamam. Bakın acaba yeni ürünüm burada görünüyor mu? Bakın görünüyor. Aşağıya yeni ürünler ekleyelim. Yeni 2 fiyatı bu kadar lira. Yeni 2 ürünü de buraya eklendiğini görüyorsunuz. Yani başka türlü olsaydı buradaki veri alanı tekrardan değiştirilecekti.
vesaire arkadaşlar. Tabii buraya table adı da gelebilir. Biliyorsunuz tablolarımız bir ad yöneticisine tekrar kaydediliyor. Görmüş olduğunuz gibi tablo 2 olarak. Tabii bu adı yeniden değiştirilebilir. İşte hep kurumsal videolarımızda da var. Bu alanı adlandırmak, tablo yapmak bize böyle yeni imkanlar sağlıyor. Bazı klasik yapılardan artık kurtulmak lazım. Fazla formüller yerine bu yapılardan yararlanarak daha rahat çözümler sağlayabileceğinizi düşünüyorum. Tablo yapısıyla ilgili diğer videolarımızı öneririm. Yine kurumsal videolar bölümündeki videolardan da bakmanızı öneririm. Yine resimli uygulamalarımız var. Orada alan adlandırması kullanılıyor ama yine tablo yapısıyla da düşünülebilir yapılabilir. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Umarım yararlı olmuştur. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.